Aysel Hanım o dönem Radikal 2'de şöyle bir yazı yazmıştı. Sevr sendromu ve Kürtlerin sempatisi. Türkiye yeniden bir Sevr sendromu ile karşı karşıyadır diyor 2007 yılında. Nedeni ne? Cumhurbaşkanı'nın halkın seçecek olması, işte Abdullah Gül'ün de köşke gidecek olması. Yani bunu mu yapan bir ulusalcı, milliyetçi olsa kendi içerisinde tutarlıdır. En fazla siyasetten eleştirir. Ama bu düpedüz komplo. Aysel Hanım durmadı, devam etti. O yazısında Barzani'den Ağa diye bahsediyordu devamında. Efendim söyleyeyim, bugün milliyetçilerin bile Kürdistan bölgesel yönetimi dediği yere özerk neydiği belirsiz bölge ifadesini kullanıyordu. Dolayısıyla bu Kemalizme eklemleme çabaları bugünkü barış ve çözüm süreci karşıtlıklarıyla ulusalcılardan ve cemaat çevrelerimizden bekledikleriyle çelişmiyor. Birebir onlarla örtüşüyor. Devam ediyorlar. Başka bir hanımefendi konuştu HDP'nin eş başkanlarından. Merak ediyorum o hanımefendinin doğrusuyla yanlışıyla biz de çok eleştiriyoruz ama egemen Kürt siyasal hareketinin siyasi mirası içindeki yeri nedir? Kimdir? Kim tanıyor? Kürtler tanıyorlar mı oy verdikleri partinin bu vekilini? İllegal. Bu döneme kadar ben açıkçası görmemiştim. HDP Kürt sokağına taşınamayan gezi ruhunu tekrar canlandırmak için kurulmuş bir proje. Bakın bu aktörlerin hepsine. Hiçbirisinin demin dediğim gibi siyasi geleneklerinden gelen isimler değiller. Dışarıdan Türk solunun işte liderleri, grupların liderleri bu yapıya eklemlendiler. Hepsine onur ödülleri verildi, bilmem ne oldu. Hatip Dicle'ler kenarda bırakıldı. Sağduyunun sesi. Leyla Zanalar, çözüm sürecinde AK Parti'den beklentileri, Erdoğan'dan beklentileri olduğunu söyleyen Leyla Zana, taşın altına elini koyan Leyla Zana bu süreçte dışarıda bırakıldı. Bu aktörler ortaya çıktı.